Yeşil Sol ilk başta HDP bileşenlerinden biriydi. HDP ile ortak dayanışmamız sonucunda kuruldu. Kuruluş aşamasında dayanışma ve direniş zeminini genişletme hedefimiz vardı. Bu zemini işte ekolojik mücadeleyle birleştirme, daha solda, daha demokratik, daha halkçı bir yaklaşımla her halkı mücadele zeminine çekme ve herkesin kendisini ifade edebileceği bir siyasi duruş, bir siyasi felsefe geliştirmek amacıyla kuruldu. Ezilen kesimler ya da hakları teslim edilmeyen kesimler açısından üçüncü yolu seçim stratejisi olarak belirledik. Mersin daha önceki gibi de 13 adayla seçime girecek. Ayın 12'sinde milletvekillerimiz gelecek. Onları karşılamaya hazırlanıyoruz. Seçim çalışmalarını çok önceden başladık. Şimdi de milletvekiller adaylarımızla beraber hazırlanıyoruz. Program yapmaya başladık. Mersin'in yerelde özel bir konumu var. Daha önce de burada hemen hemen bütün demokratik sol güçler etkili. Aslında Çukurova bölgesi o yüzden umut vaat eden güzel bir yer. Seçimi farklı inançlar, farklı halklar, farklı milliyetlerin de bir arada bulunduğu kozmopolit bir yer. O yüzden seçimin çok özenli yapılması gerekiyor. Bütün halkları kapsayıcı, buradaki bütün farklı görüşleri, bütün sol güçleri, bütün ilerici güçleri kapsayıcı adaylar göstermemiz gerekiyordu. Bu açıdan seçim listesi ya aday listesi bizim önümüze geldiğinde genel olarak bir memnuniyet söz konusu. Doyurucu bir liste. Bütün arkadaşların, bütün sol grupların, buradaki dayanışmacı grupların memnun edecek bir liste. Mersin halkı direnişçi bir halk. Mersin'in toplumsal zemini her zaman direnmeye, Çukurova'nın genel zemini direnmeye yatkın, daha ilerici, daha demokratik bir yönetimi hak ediyor. Bugüne kadar da bu çerçevede çalışmalar yürütülüyordu. Yeşil Sol'un gelmesi bence direniş zemininin genişlemesi, daha kapsayıcı olması açısından umut verici. Mersin için, Mersin ya da ülkemizin geneli için Yeşil Sol vaat ettikleriyle ya da kapsayıcılığıyla çok daha geniş ve kapsamlı bir politikalar, çok daha demokratik yerel yönetimlerin güçleneceği, yereldeki halkın daha çok yönetime dahil edilebileceği bir zemin kurmaya elverişli. O yüzden umutluyuz. Yeşil Sol olarak da herkesi, her farklı inancı partimize davet ediyoruz. Daha demokrat bir ülke içinde adayız, yönetime talibiz. Yeşil Sol olarak kadınlara da buradan bir mesajımız var. Biz geliyoruz. 14 Mayıs'ta sandıklarda buluşalım. Bütün sandıkları yeşile bürüyelim.